Herkese mutlu günler diliyoruz efendim Yayınımıza hoş geldiniz Bugün yanım boş Çünkü Onur hocanın çok acil bir ameliyatı çıktı Daha doğrusu şöyle oldu ameliyatı uzadı ee, Dedi ki sen lütfen başla Ben de yetişeceğim merak etme İnşallah yetişecek bekliyoruz bakalım Önümüzdeki dakikalarda neler olacak İşte tabii ki bir cerrahla program yapmanın Böyle bir güzel olmayan yanı da var Ama güzel olan yanı Hemen programımızı başlatmamız efendim O da burada başlıyor ve bu dakikalarda halk ozanı Abdurrahman Delen bizimle birlikte. Hoş geldiniz. Hoş Nasılsınız? Ederim. Sağ olun iyiyim sizden nasılsınız? Ay iyiyiz valla işte bu pandemi korona falan iyi olacağız. Evet. Sizin özellikle de e, türkünüzle çok daha iyi olacağız. Önümüzdeki dakikalarda da bir performans olacak <laughs> beyefendi. Şimdi sosyal sorumluluk projeleriniz var sizin. E, sizden dinlemek <laughs> istiyorum tabii ki. Nelerdir? E, nasıl karar verdiniz bunları yapmaya ne söylersiniz? Evet, şöyle söyleyeyim. Bazen insanların dile getiremediğini bir halk ozanı, bir Hı -hı. söz yazarı dile getirebiliyor. Onlardan birisi imacizani. Ne Güzel. Ee, sosyal sorumluluk projeleri aslında her insanın bu konuda Hı -hı. çok duyarlı olması gerekir. Hı -hı. Onlardan bir tanesi kadın şiddeti. Onlardan bir tanesi çocuk istismarı. Bunun gibi birçok olaylar aslında. Ee, ve ben hep buradan seslenmek istiyorum da dönem dönem de sesleniyorum. Özellikle sanatçıların bu konuda çok duyarlı olması lazım. Hı hı. Yani e, bugün bir başkasının başında olur, yarın bizim başımızda olur. Bunlar önemli işler. Herkesin bu konuda duyarlı olup bu konuya kesinlikle herkesin bakış açısı doğru olması lazım. Ee, Sosyal projeleri tabii ki ara ara bana geliyor. Bazen e, birçok arkadaşımızdan böyle teklifler de geliyor. Hocam ne yapabiliriz, nasıl bir yol izleyebiliriz diye. E, ben de el verdikçe söz yazmaya çalışıyorum. E, onların yanında olmaya çalışıyorum e, ve bunu hep e, açık söyleyeyim, beklentisiz yapıyorum. E, seviyorum insanları çok seviyorum. Herkesin mutlu olmasını arzu ediyorum aslında. E, böyle bir yapım var. E, bu yapı da beni mutlu ediyor. E, yaptığım eserler e, özellikle e, kadın şiddetiyle ilgili kadınsız bir dünya yaşanmaz olur diye bir şiir yazdım. Hmm. Tabii bu şiirimizde birçok ünlünün yer aldığı ve e, birçok ulusal ve yerel basının yer verdiği e, mutlu olduğumu açıklayabilirim. Yani çok keyif aldığımı İyi ki de böyle bir şiir yazmışım. Ee, ...özellikle herkese armağan ediyorum. Hanımefendilere armağan ediyorum. Beyefendilere armağan ediyorum. Ne size ilham verdi? Ee, tabii birazcık burada sanıyorum aslında <laughs> bir acı da var. Tabii hissettiğiniz. Şimdi e, bizim ozanlarımız hep acılıdır aslında. Kesin. Yani yazdıkları sözler hep yürekten, e, bilerek... Yaşayarak yazıyorlar aslında. Bunu işte bir Neşat Ertaş düşünün, bir Mahsun Şerif düşünün, bunun gibi bir Murat Çobanoğlu düşünün. Bunun gibi birçok ozanımızın böyle halen dillerden düşmeyen türküleri var, ezgileri var. Bunlar yaşanmış olaylar. Bir taraftan da muzdaripim onu da söyleyeyim. O da şu, maalesef yazdığımız eserler, yazdığımız türküler, sözler, bazı arkadaşlar okuyor, ün alıyor, ünleniyor. Sonra hiçbir yazanın ismini dahi okumuyorlar. Evet şu anda öyle bir durum ee, var. Öyle bir gerçek. durum var. Yani evet, yazık evet. aslında bir emek var burada. Bir emek hırsızlığı bu aslında bakım Çünkü neticede bizler üreten insanlarız. Onlar tüketen insanlar. Bakın okuyanlar tüketen insanlar. Bir de sizi heveslendirmeliler ki siz üretmeye evet. devam edin. Evet. Ya bu çok önemli. Geçen e, hafta e, gençlerle buluştum. bir e, 30'a yakın bir genç grubuyla buluştum. Çok mutlu olmuştum. E, 15-17 yaş aralıklarla. E, bunlar geçen hafta yine TV kanalında bir şey anlattığımda çok hoşlarına gitmiş. Hmm. Hocamla buluşmak istiyoruz. Bize anlatsın bunları diye. Z kuşağı bir kesim var. E, sohbet ettiğimizde... ...bir baba şefkatiyle, bir abi şefkatiyle, bir bir yakınlık hissettiler bende. Ee, gençlerden birkaç tanesi şunu söyledi. Dedi ki, ben anneme, babama bunu anlatacağım. Ee, ya biz hocayla buluştuk, hoca bunları anlattı. Siz niye bize anlatmıyorsunuz bunları? Niye mutlu, mutlu etmiyorsunuz gibilerinden? Dedim ki çocuklar, her şeyden önce... Anneye babaya karşı saygıyı öğrenelim, sevgiyi öğrenelim, Güzel. kucaklayalım. Ne olursunuz her gün, her sabah okula gidiyorsunuz ya, gidin annenize, babanıza sıkı sıkı bir sarılın. Babacığım, hadi hoşça kal, ben gidiyorum deyin. Ama akşam eve döndüğünüzde de aynı şeyi yapın. Babacığım, nasılsın? iyi misin? Ben 50 yaşında bir insanım. Evden çıktığımda e, annem 82 yaşındaydı sarılırdım ona. Sabah odasına gider boynuna sarılırdım. Anacığım ben gidiyorum. Kurban olayım. O da derdi ki ana murlar olsun. Gözlerinden öpüyorum. işin rast gelsin. Dediğinde o gün ben çok rahattım. Çünkü anne duasını aldım. Baba duasını aldım. Bunları ben gençlere söylediğimde çok mutlu olmuşlardı. Bilinçlenmek lazım aslında. Biraz kültürümüzü Biraz büyüklerimiz de büyüklerimizin de hatası var bu konuda. Çocuklara çocuklara böyle sıkı sıkı sarılmaları, arkadaş olmaları lazım her şeyden önce. Arkadaş olmaları lazım. E, ve gençlere dönem dönem yapıyorum bir şeyler. Onlardan bir tanesi Yeşil Ördek türküsü. Anonim bir türkü. E, cover yaptık. Yani e, mix dedi konu, e, remix yaptık ve gençler müthiş beğendi. Yani Türk Halk Müziğini dinlemeyen bakıyorum yeşil ördek türküsünü dinliyor. Arabasında atıyorlar bana böyle bazen. Çok da mutlu oluyorum. Yani gençlerimizin yanında olmamız da gerekiyor. Biraz dışlamamamız gerekiyor. Sahip çıkarsak doğru şeyler çıkar ortaya. Peki şimdi sanatçılık öyle bir şeydir ki her yöne aslında sanatçılık gidebilir. Evet. Siz sadece Türkü mü söylüyorsunuz, Türkü mü icra ediyorsunuz ve yazıyorsunuz yoksa işte sinema gibi, televizyon gibi bunlar var mı proje olarak? Ya e, enteresan bir durum var aslında işin içinde. Ara ara teklifler geliyor. Hmm. Hocam işte şurada dizide oynar mısınız? Bu sinemada oynar Nasıl mısınız? Nasıl bir rol mesela? Genelde böyle... E, Sizden bir şey olmaz bilinçlendirici, böyle. Mafya. Hayır yani, hayır. Hiç olmaz. Sizden müşfik bir ba, baba olur bu, mesela. Öyle bir babacan <laughs> böyle anlatır. Biz dinleriz, mutlu oluruz. Nasihat eder bize... Hep öyle İşte bir prof, bir doktor, bir geçen şey gelmiş bir rol müfettiş rolü gelmişti bana. Mantıklı. Ha, bir müfettiş rolü böyle hani daha babacan, daha samimi, daha işten anlata, anlatırken dinleyebilen insanlar. Onlar çok geliyor. Mesela bizim yakında Şubat ayında yayında olacak bir rol aldım orada. Epilepsi hastalarıyla ilgili bir proje geldi. Hmm. Hocam bizim yanımızda olur musunuz dediler. Koşa koşa olurum dedim. Allah Çünkü bu bir sağlıktır. Bugün sende, yarın bende ne malum olmayacak. Kesin. Öyle o zaman birazcık lazım. da ruh sağlığı diyelim. Dinleyelim evet. mi sizin türkünüzü? Orada evet. efendim ee, bir Ondan, e, Sizinle ilgili sorulara baktığım için evet. aslında e, çok şey görüyorum. Şimdi bir sürü eseriniz var. E, Gerçekten eser yazmak çok önemli. Yani evet sesinize sağlık, çok güzel bir şey yorumlamak ama bence... ...yazmak ve onu yorumlamak çok daha kıymetli bir şey değil mi? Peki yazarken neler hissediyorsunuz? Çok merak ediyorum. Bir kere mesela bir kelimeden mi yola çıkarsınız? E, tamamen bir anda mı bütün türkü gelir? Nasıl süreç? Ben bu süreci hep çok merak ederim sanatçılarda. E, bu süreçlerden bir tanesi... ...sessiz, sakin bir yerde olmanız lazım. Hmm. Kimse sizi rahatsız etmemesi lazım. Zaten e, orada siz kendi kabuğunuza çekildiğinizde... E ee, biraz da yaşanmış yani hayatınızda bir takım renkleri böyle hani karışık renkleri karıştırdığınızda, harmanlama yaptığınızda bir yerde bir noktaya kalıyorsunuz. Hmm, ben burada buydum. Böyle bir yaşantım vardı. Ondan sonra zaten kendine gelişiyor. Bu korona türküsü ben bir altı gün yoğun bakım sürecim oldu benim. Korona oldum ben. Aa! bize evet. anlatsanız nasıl yazdığınızı. Evet. Asıl bunu anlatın. Tamam işte. Tam istediğim <laughs> ee, şey. Korona türküsü bir 6 gün yoğun bakım sürecim oldu. O, yoğun bakımda entübe olmadığınız olmadı. muhtemelen. Yok, tamam. Sadece şükür. yoğun bakımdaydınız. Çok şükür soluk alıp verebiliyorsunuz. Yok yok öyle bir şey. Yani Allah gayet kurdu. iyiydim ama tabii büyük bir sıkıntı yaşadık biz orada. Buradan e, doktorlarımıza gerçekten minnettarız. Özellikle sağlık emekçileri çok emek sarf hepsi, ediyor hepsi. halen hepsi. öyle. İşte doktorundan tutun hemşiresine evet. kadar, çalışanına kadar kucak dolusu selam gönderiyorum. İyi ki varlar. E, şimdi hastalık öyle bir şey ki Hastalık sizi yakalayınca anlayabiliyorsunuz. Nefes alamadınız değil mi? Çünkü ilk başta e, başladığınız cümle hemen nefesle ilgiliydi. Zaten nefes almadı Almadınız takdirde sevdikleriniz gözünüzün önünden geçiyor. Ay. Zaten diyorsunuz tamam burada bu iş bitiyor herhalde. Ay Allah korusun. Yani bunu bunu Bir bunu kadar. hepimiz böyle görüyoruz. Ama herkesin bu konuda duyarlı olması lazım. Halen dikkat etmiyoruz. Yani, ee, evet, evet ve maalesef bilmiyorum ama herkes aşısını olsun diyorum. Yani bu Burası aşı kesin. aşı çok önemli. Evet, ...biz evet. iki evet. aşımızı da olduk... ...çok şükür gayet Süper iyiyiz... Değil. ...herkesin de buradan seslenmek istiyorum... ...ne olursunuz... ...biz de olduk. Biz ee, ailecek... E, ...neden biliyor musunuz... ...inanın insanları yaşatırsınız... ...eğer aşı olmasanız insanları öldürürsünüz... Kendinizi ...bu bir gerçek yani. Yani, yani... ...ben korona oldum bu arada... ...hiçbir şey olmadı... Hiç ...soluğum bile... Bir, ...bir gram bile bir şeyim olmadı öyle söyleyeyim... ...sadece tat kokum gitti fakat... Ee, gördüğüm bu örneklerle çok yakınımda da entübe olan dahi oldu. Dolayısıyla aslında e, sizin ne kadar ağır ya da hafif geçireceğinizle de değil, e, hiç belli olmuyor, hiç olmaz dediğiniz insanlar oluyor, aşınız olun orası kesin. Yani Kesinlikle herkesin ilgili, olması lazım. Herkesin olması lazım. Peki mesela şunun üstüne bir e, söz yazmak istiyorum dediğiniz bir duygu, bir kişi, herhangi bir şey var mı? Ara <laughs> ara tabii denk geliyor bazen. <laughs> Ee, şimdi aslında hep bakıldığında işte halk ozanları böyle işte aşk meşk hani. Hiç onu sormak ee, istedim aslında. <laughs> Söyleyemiyorsunuz. Magazin olmasın diye Şimdi ee, Aşk anlamında tabii bizim yazdığımız çok güzel sözler var. Tabii. Aslında aşk sadece sevgili değil. Aşk bir çocuğa Neyse. da yazılır. Aşk bir erkek oğluna da yazarsın. Bir kız çocuğuna da yazarsın. Bir arkadaşına da gerçekten her halini çok seversin onun. Yani bayan olmayabilir. Tabii, tabii, tabii. Her halini bir, bir baba ettiğini seversin, bir adamlığını seversin. Bir kadını çok seversin. Ya da bir kadına önem verirsin ya da eşine eş, evet. Eşim için de mesela yazdığım çok güzel şeyler var. Evet. Neden? Çünkü bir benimsemek vardır. Hı hı. Bir benimsemek vardır. Ya da bir e, bir şey anlatırsınız. Mesela sevgililer günüyle ilgili bir tane şey yazdım. Bu yakında nasip olursa inşallah belki konuk olursak söyleriz o zaman. E, çok güzel bir eser yazdım sevgililerle ilgili. E, onu da gündeme alacağız. E, insanların yaptığı her işte böyle aslında. Aşkla bakması lazım. Nasıl Kesin. ki ben sizin karşınızda oturdum anlatıyorsam bunu aşkla anlatıyorum. Yani yapmacık değil. Samimi anlatıyorum. Samimi anlattığınızda aşkla bir işi yaptığınızda çok çok güzel başarı yakalayabiliyorsunuz. Siz evet ne kadar güzel sunuyorsunuz. Keyif alıyorum. Yani siz mesela ben burada oturduğumda birçok arkadaşa konuk oldum. Mutlu oluyor insanlar. Hani karşındaki insan sana o şeyi veriyor. Konuşma konuşma hissini veriyor aslında. Aynen öyle süpersiniz çok teşekkür Estağfurullah, ederim. Estağfurullah ben teşekkür çok ederim. Çok sağolunuz yine beklerim ne zaman arzu ederseniz. Estağfurullah sağolun. E, güzel güzel günlerde inşallah <laughs> tekrar olun. karşılaşalım ve sizi beklediğimizi <laughs> söyleyelim Allah. efendim. İyi ki varsınız çok teşekkür sağ ediyoruz olun. bizimle birlikte olduğunuz için. Ve tabii ki programımız tüm hızla devam ediyor. <laughs> ve ben biliyorsunuz ki programı yalnız açmak zorunda kaldım hocam. Çok, çok özür dilerim. <laughs> Biliyorum. Ee, Estağfurullah. Ben de şöyle... E ee, kanter içinde kaldım ama e, bir kere sana söz verdim. Eee konuğumuza da aslında söz vermiştim. Geleceğim hmm. dedim. Fakat e, ağır bir vaka vardı sabah. Biraz Geldi. uzadı galiba uzadı, değil mi? Uzadı, uzamasa evet. uzadı. E vallahi bizler işte beyin omurilik sinir cerrahisi olunca sadece bel fıtığı, boyun fıtığını böyle düzenli randevülü sistemde yapabiliyoruz. Onu çok rahatlıkla ayarlıyoruz ama beyin kanaması oldu mu? Hmm. Bu kadar net ayarlayamıyoruz. Beyin kanaması olduğu zaman ee, o an e, beyine zarar vermeden o kanı boşaltmamız gerekiyor. Şimdi i̇şte normalde gün... ben size çok ulaşabiliyorum <laughs> hani her aradığımda çok değil teşekkür mi? ederim açarsınız biliyorum ee, bu sefer vesile dedi ki şu an hocaya veremem Hay dedim vah ciddi bir şey <laughs> yani şey e, yok güzel geçti o yüzden içim rahat i̇yi değil mi şu anda ee, iyi tamam. hastamız şükürler olsun çok iyi ya yani en azından şöyle bir şey var bir beyin e, kanaması dediğimizde aslında şöyle bir düşünürseniz kafatası kalın. Değil mi? Evet. Kalın olduğu için içeride de yumuşacık jölemsi, biraz daha sert jölemsi bir madde var. İçerisine bir cihaz girdi, bir e, oluşum girdi ve işte kanamayıdan bahsediyorum. Bir yer oluşturmaya çalışırken, e, ne yapıyor otomatikman? Kafatası sert ve kalın olduğu için kafatası büyümediği için otomatikman o jöleyi eziyor, yani beyni eziyor. Ben ne kadar hızlı davranırsam benim gibi beyin omurilik sinir cerrahları arkadaşlarım ne kadar hızlı davranır da o kanı boşaltır ise o kadar hasta sorunsuz bu işi halledebiliyor. Yani, yani ben beyin kanaması geçirmiştim abinet oldum düzeldim diyen hastayı ben duymadım diyen hasta kişilere ben söylüyorum. Ben de o kadar çok duydum ki duyan ve bu işi yaşayan tutup da size gelip ben beyin tümörü ameliyatı oldum veya beyinde çok var. kanama vardı. Ben şimdi çok rahatım, çok normalim demez. Niye ne gerek var o konuyu açmaz bile. E, anevrizma mesela. E... Anevrizma da aynı şekilde yani bir beyindeki damar baloncudur bu. Çok var. Benim arkadaşlarım şarkı söyleyen ben. var biliyorsunuz. Evet, yani evet, burada şu anda şarkı şey... söyle. İki tane var evet. hatta. Bir tane de değil yani aslında. <laughs> Şimdi şey zikretmemize gerek yok ama. Siz etmiyorsunuz diye etmiyorum. Yoksa Ebru Gündeş'te Hakan Altun derim <laughs> ben. <gülüyor> Aa, evet öyle. Şimdi <laughs> şöyle. Yine de şükür. Onlarınki mesela bir tanığı şeyde koymadılar. Ne derler? Bir anjiyo bir rutin check-up'ta falan çıkmadı. Bildiğiniz kamera karşısında <laughs> lak diye düştü. Evet. Hani o kadar bariz ki biz öğrencilere falan hep bunu anlatırdık. Videosunu gösterirdik. Bakın. Şu anda işte stroke oldu. Şu an inme gelişiyor. Şu an e, gözler gitti. Siz, anl siz anlıyor Çok ama. çok rahat anlıyorsunuz. Ben bir gün çok enteresan e, benim Ege Üniversitesi'nde arkadaşlarımla beraber e, bir grup Küba'ya geziye gittik. O kadar güzel ki şimdi hepimiz doktoruz. Hani aramızda doktor olmayan bir iki kişi var. O da belki eşlerdendir. E, hepimiz bir yerde mola verdik. E, i̇şte bir başka otobüste bir başka şehre Hı -hı. seyahat ediyoruz. Herkes işte orada kahve derdinde efendim bir şeker kamış falan vardı onlar verirler böyle onları e, güzelce emersiniz şekerinden falan faydalanırsınız. E, o dönemde ben çaprazdan inanılmaz masalardan üstünden atlayarak bir adamın strok geçirdiğini yani beyin kanaması geçirdiğini fark ettim. Bana diyorlar ki biz hepimiz doktoruz sen niye fark ettin? Çünkü beyin cerrahisi tek benim. Evet. Yani bizler beyinle ilgili o kadar alışmışız ki bazı şeylerin Yaşanmasına, hani o onlar bizim için böyle çok ezendir. Yani herkese bakmazsınız, bir kişiye bakar, gözünüz oraya dalar ve o bayılan insanı tak kurtarırsınız. Çünkü beyin gözleriyle kendini çok ifade eden bir organdır, göz bebekleriyle. Hani beni mesela ararlar, hocam çocuğumuz işte birden ranzadan oplarken zıplarken düştü. Ne yapalım? Kusma var mı? Bulantı, öğürme var mı? Gözler nasıl? Al bir tane ışık kaynağı göz bebeklerine bak. İkisi simetrik mi? Mesela onları çok direkt olarak sorarız. Neyse bugün ben biraz ameliyattan çıkmanın e, böyle heyecanıyla geldim. E, i̇ki tane daha heyecanımız var. Şimdi birincisi <gülüyor> <gülüyor> bugün dar kanal anlatacağız. Bu evet. arada onu söyleyelim. çok Kanal önemli. darlığından bahsetmemiz lazım. Darlığı. Aynen öyle fakat tabii ki ondan önce güzel bir haber. Ağzım. Şunu Spot, zaman. Tebrik ediyorum hocam. <laughs> Valla ben teşekkür ediyorum. Çünkü bu ödüle layık görmeleri bile e, beni çok gururlandırdı. Ben bu ödülü bütün sağlık çalışanları adına aldım. Gerçekten emeği olan o sağlık çalışanları, hemşireler, sağlık memurları, teknisyenler, teknikerler, ambulans şoförleri... E, orada bize temizliğimize kadar çok e, hani e, gerçekten canı gönülden çalışanlara, kafeteryalarına bile... Bakın bütün hastane kafeteryalarına bile e, minnet borçluyuz. Onlar adına aldım. Diyeceksiniz ki ne alaka? Ya insanların sokağa çıkmadığı, sokakta yürürken 3-5 metre kenara atlayarak aman karşıdaki maskesiz geliyor, aman şöyle geliyor diyerek kaçındığı insan topluluğunu bizler kucaklayarak sedyelere doldurup hastanelerde onların yaşaması için savaş verdik. Bunu bir buçuk yıldır yaptık ve o yüzden bakın burada ne yazıyor biliyor musunuz? Gelişen Türkiye ödülleri. Yılın en başarılı beyin sinir omurilik cerrahisi Onur Kulaksı oluyor ama buna bakmayın efendim. Ben buradaki sağlık çalışanları adına bu ödülü almış oldum. Çok da gurur duydum. Çok da teşekkür ediyorum. Şevval Hanım'a, Simen Hanım'a ben hani her zaman tüm platformlarda çok çok teşekkür ettim ama böyle bir ödüle layık görülmek, jüri adına beni seçmelerini, benim de kalkıp orada bir konuşma yapmamı sağlamaları e, muhteşemdi. Hepimiz adına aldık. Tüm sağlık çalışanlarına bu e, minneti gösterdiğiniz için de sizlere sonsuz teşekkürümü sunmak istiyorum. Sağlık, Güzel bir gün. Sağlık programı kim seçildi? Valla 3 yıldır ben seçiliyordum ama artık <laughs> aşk olsun bizi artık biz artık biz, seçil, biz seçilme zamanı geldik. Zaten ben sizin kontenjandan yararlanırım. <laughs> Sağ olun. Benim için benim için problem değil. Program seçilsin yeter. Çok teşekkür ederim. Bir Bana başka bana kanalda verebilirsek. Biliyorsun bir başka kanalda 3 yıldır biz seçiliyorduk. E ee, biz bizim ama de ama yani... programımız. Ben onun yapımcısını da Çok severim. Evet, Kanalı da evet, çok evet. severim. Çok da tatlıdır. Harik. Oğulcanlar canım benim. Çok daha iyi olsunlar Harik. inşallah. Her zaman çok başarılı bir program yaptınız. Ee, Hepsi de arkadaşımdı. Çok güzel de bir dostluğumuz var. Sağ olsun. Yani çok e, bu ödülü alırken de beni yalnız bırakmadı Oğulcan. Aynen, Sağ güzel. Çok teşekkür ederim. Evet, Ali gördüm. Ali de paylaşmıştı. Ali de vardı. Sizin ödülünüzü ee, bizim şey e, takdire yani, Tanrı yar evet yani. evet Oğulcan tabii arkadaşımız Seda olduğu Seda Hanım'ın oğlu da Oğulcan ya onunla karıştırması. O da çok tatlı onlar çok efendiler. O jenerasyon ne kadar güzel Değil geldi mi? yani e, hem eğitimliler hem tatlılar. Babası biliyorsunuz bu kanalda program yapıyor. Oğulcan'ın dolayısıyla aslında e, Sinan Engin Değil de mi? bizim pro kanalımızda biliyorsunuz zaten en iyi programlardan biri. Dolayısıyla aslında çok güzel bir jenerasyon. O jenerasyon e, evet. Çok gurur duyuyorum onlarla. Onun için e, bizim tatlı rekabet e, aslında aynı saatlerde aşağı yukarı sizin e, bıraktığınız şimdi bizim devam ettiğiniz program çok da güzel gidiyor. Onlara şöyle, da başarılar diliyorum. E, şimdi bir beyin cerrahı bu ödülü niye aldı diye aslında sosyal medyadan bir tanesi sormuş yani bu minnet duygusunu bir doktora verecekler. Tesadüfen de beni bulmuş değiller aslında. Bu programlar sayesinde bazı şeyleri o kadar güzel anlatıyoruz ki. Yani ben kendi branşımı anlatıyorum. Ben beyin ben bildiğim Ama beyin omurilik sinir cerrahisi. Hocam bunu söyleyelim. Aa çok güzel bir şey. Bana hep şunu soruyorlar. E, Onur Bey ameliyat yapıyor mu? Ya Onur Bey ameliyattan aradan bize geliyor. O kadar aslında hayatı ameliyatta geçiyor. Yani en, ben hep boneyle görüyorum hocayı. En büyük <laughs> zevk aldığım işimdir. Bakın çok önemli bir şey. Hatta İşinizden zevk almıyorsanız lütfen kendinizi keşfedin. Hı. Kendi işinizin ne olduğunu bulun derim. Her zaman onun altını çizerim. Geçen hafta çok güzel bir söyleşiye gittik. Kartepe'de belediyenin düzenlediği çocuk fuarı, e, kitap fuarı şenliğinde bir konuşmacı olarak beni çağırdılar. Orada söyleşi yaptım. Söyleşi de asa aslında 10 dakikalık bir söyleşi diye girdik bir saatin üzerinde konuştuk. Sağ olsun oradaki e, kitap severler ee, ve tabii tanıdıklarım da geldi benim çok çok teşekkür hmm. ederim çok çok güzel insanlar geldiler ee, bizi ağırladılar bu arada belediye başkanımıza da çok e, teşekkürlerimi sunayım ee, burada bir tek bir şey söyledim kendinizi keşfedin ve ben bunu yapabilir miyim değil yapın yapın yani farkında olun çünkü ben mesela beyin cerrahisi çok severek yapıyorum benim mesleğim yani benim bir hastam iyileşmediği zaman günlerce bakın günlerce empati yapıyorum. Ee, hani e, içim acıyor. Ha şimdi e, atıyorum isim verdiğim zaman çok önemli değil ama mesela bir hastam vardı geldi ameliyat oldu. Bir Hanım. Bir daha bir önce ameliyat olmuş. Ben onun üzerine bir ameliyat daha yaptım. Çünkü onu düzeltme ameliyat ama hastamızın düzelmeyen bir noktası var. Benim için için ağlıyorum ben. Yani neden? Çünkü o hasta neden düzelmiyor? Hı. düzenen hastalar arada 100 tane ameliyat yapmışsınız düzenmiş 500 tane ameliyat yapmışsınız düzenmiş önemli değil önemli olan hasta e, ve memnuniyet ilişkisi çünkü onlar mutlu olduk da çoluğu çocuğuyla beraber güzel bir gün geçirdikleri zaman siz daha mutlu oluyorsunuz e, işte aynı şekilde mesela sen buradan çok güzel program yapıyorsun bir programın çıkışında mesaj aldığında ya işte nasıl ne kadar güzelsiniz ne kadar tatlısınız ne kadar güzel çok, bir yaptığınız dediğinde nasıl hissediyorsun? İşte bizim onu o motivasyonumuzla bu hareket ettiğimizi bilmeleri lazım. Ve burada anlatırken de aynı motivasyondayım. Mesela dar kanal inşallah vakit kalır anlatırız. Dar kanalı anlatırken ben <laughs> yaşlı portföyünü özellikle Lütfen ekran başına diyorum. Hadi geçelim mi? 10 geçelim. dakikamız kaldı. Çünkü biz bu konuyu konuşmuş. Yani Buyurun. neden yaşlı insanların hı hı. hani ekran karşısına geçmesini istiyorum? Çünkü çaresiz değiller. Asla değiller. Ya ben oğlum artık yaşlandım. İşte hı hı. ben artık eskisi gibi değilim. Ya beni beni siz hala genç zannediyorsunuz. Bu da benim annemin lafıdır. Hı hı. Siz hala beni genç zannediyorsunuz. Ben öyle kalkıp yürüyemiyorum dediğinde ben annemi Allah'ın izniyle 76 yaşında e, Küba'ya götürdüm, gezdirdim. Romanyalara götürdüm. Evet. Bulgaristan hani beraber bizden önde yürüdü. Bizden önde yürüdü. Düşünün. O ne demektir biliyor musunuz? Kanal darlığı sizin omurilik programın hmm. probleminiz. Yani oradaki problem kanalın beynin verdiği bütün komutları aşağıya iletememe sorunudur. İletememesinin nedenlerinin başında tümör gelebilir, kanser gelebilir, işte uğur gelebilir. Bunların hepsi değil tek neden kanalın daralması. Mekanik bir daralma. O yüzden yaşlı nüfus karşıma geçsin lütfen beni dinleyin diyorum. Hatta size anlatıyorum bakın neden mi? Çünkü ben yol yürüyemiyorum artık dimdik ayakta duramıyorum. 2 metre 3 metre 10 metre yürüsem öne doğru eğilmem artıyor. Sonra da birkaç metre gittikten sonra yazık. Oturup dinlenmek zorunda kalıyorum. E ben de yazık şimdi çevremdekileri yanında taşımak, sürüklemek istemiyorum. Onlar benimle uğraşmasınlar. Gidin siz gezin diyorum ben evdeyim rahatım diyorum diyenler var. Eminim hepinizi şu an kulakları çınlıyor. Yani bu değilsiniz. Siz bu değilsiniz. Ölene kadar Allah nasip etsin hayırlı bir şekilde ona yaşınızı yaşayın. Ama ölene kadar dimdik yaşayın. Ölene kadar yürüyerek kendi ihtiyaçlarınızı görerek yaşayın. Ama bunun altında yapmanız gereken tek şey bu omurganın maalesef yük bindikçe genişlemesi genişledikçe de kanalı daraltmasının sebebini de ortadan kaldıralım. Ortadan kaldırmanın aslında en güzel yollarından biri mikro cerrahi. Hep anlatıyoruz. Ya ben böyle gözlerim parlaya parlaya anlatıyorum. Çünkü eskiden dediğim çok değil 25 sene önce 30 sene önce kanal darlığı ameliyatında biz şunu derdik. Aman anneciğim aman teyzeciğim aman babacığım yapma gözün sevdim. Bu yaşa kadar yaşamıştı. Şimdi ameliyatta omurganı açtıracaksın eziyet çekeceksin. Bu yaşta da değer mi? Bir sürü de vidalar takacağız derdik. Şu an ne demiyoruz biliyor musunuz? Neden geç kaldın? Neden 5 metre 10 metreye düşene kadar bekledin? Sen 300 metreye indiğinde 500 metreye indiğinde gelseydin biz hemen mikro cerrahi dokun verirdik. Neyse artık geç olmasın bugün olsun ama hemen olsun diye tam tersi ameliyata teşvik ediyoruz. Çünkü mikroskop altında yaptığımız kanal darlığı ameliyatında hastanızı uyutmadan dahi bakın uyutmadan yani narkoz vermeden epidural anesteziyle vida platin takmadan yani o hani en çok korkumuz var ya vidalar platinler bir vida de açık ameliyat yapmadan yani kapalı ameliyat deniyor halk arasında ama biz ona mikro cerrahi diyoruz. Küçük bir kesiyle küçük bir nokta atışla oraya mikroskobu yerleştirip yaptığımız bir ameliyat şekli. Şimdi bunun nimetinden neden yararlanmasın? benim annem, anneannem, babaannem neyse yani evimin yaşlısı neden bundan yararlanıp da benimle beraber AVM gezmesin veya benimle beraber neden parkta yürümesin yürüyemiyorum ama sen benim yanımda işte hani olacağım diye de e, feragat ediyorsun hayatından konforundan sen güzelce gitsen gençsin yürü gez ailenle gez denilen bir sürü insanı biliyorum şu anda hayır biz o yaşlılarımızla beraber yol yürüyebilmeliyiz yabancı ülkede en çok bu ameliyat nerede yapılıyor biliyor musunuz? Japonya'da yapılıyor. Hmm. Ve dünyanın en fazla ülkesindeki e, beyin cerrahisi nüfusun Japonya'da var. Bu dar kanaldan dolayı. Çünkü onlar biraz daha bize göre fazla yaşıyorlar. Takdir edersin ki. Yaşıyorlar bizde... ya geziyorlar. Efendim? Geziyorlar son Aynen. dakikaya kadar. 80, 85 ise bizdeki ortalama yaşam diyelim. Onlar da yüzlere çıkmış durumda. Biz de yani, Japonya olalım valla. İşte aslında bizim Japonya olmamamız için hiçbir neden yok. Hmm. Artı Japonların kendine özgü kanal darlığı hastalıkları da var. Hmm. Yapısal olarak. Hmm. Yani onlar bize göre aslında bir tık daha e, maalesef kötü durumdalar. Hmm. Yani onların e, kireçlenme hastalıkları daha ağır bir hastalığı var. OPLL dediğimiz. Ya da kanal darlığı daha ağır gözüküyor. Bir de e, kısa boylu oldukları için de kanalları çok çabuk daralıyor. Yani 40'lı yaşlarda biz aa sizde yapısal kanal darlığı var. Bu yaşlılık hastalığı dediğimiz onlar da 40'lı yaşlarda peyda oluyor. Ama bir o güzel yanı da şu tüm dünyaya kanal darlığı konusunda da çok büyük çalışmalar sunmuşlar. Ama mikro cerrahinin üzerine hiçbir çalışma yok. İşte. Yani o Japonların 100 yaşına kadar gayet güzel sırtlarında çantasıyla tüm dünyayı dolaşmalarını eğer örnek almak istiyorsak biz de eğer bu kanal darlığına müjderip bir hastalığımız varsa mikro cerrahi sayesinde rahat rahat normal hayatımıza dönebileceğiz demektir. Aslında güzel yanı o. Bu arada ben e, hani alt bir şey söyledim epidural dedim. E, korku insanları çok e, geri durduruyor. Yani bazı insanlar var korkudan asansöre binmez. Bazı insanlar var yurt dışına veya şehir dışına çıkmaz. Neymiş efendim uçak korkusuymuş. Bazı insanlar var MR'a giremez, MR korkusu. Evet. Ama bazı insanlar da var. Kendisinden korkusu çevresine de yayar. Aman ameliyat olmayın omurgadan. Ameliyat olursanız felç olursunuz. Ameliyat olursanız kötürüm kalırsınız korkusu. O yüzden de çevresini de ameliyat ettirmez, biliyor musun? Sadece kendisi değil. Yani bırak kendine yaptığın bir kötülük var. Başkasını niye etkiliyorsun? Benim bir hastam ee, geçen hafta çok komik Vesile hatta söyledi ben e, hocam ameliyat e, işte ikinci sıradaki hastamız çok korkuyormuş kim korkuyormuş dedim aslında kızı korkuyormuş annesi ameliyat olacak dar kanal ameliyatı yani yine kanal darlığından ameliyat edeceğiz annesi korkmuyor kızı korkuyormuş Allah Allah dedim emin misiniz kızının yanına gittim ameliyat arasında bakın dedim sizin vakanızı iptal edebiliriz erteleyebiliriz veya isterseniz ikinci sıradasınız sizi altıncı sıra son sıraya alabilirim hı hı. hiç problem değil. Korkularınız sizi hapsetmesin. Nedir bu olay? Hocam biz gayet güzel hazırdık. Dün akşam bizi falanca yerden filanca tanıdığımız aradı. Evet sakın ameliyat olmayın. Biz ameliyat olduk. olduk. Şimdi bakın elmayla elmayı karşılaştırın. Elmayla armutu, karpuzu hatta e, ne bileyim mercimeği karşılaştırmayın. Çok alakasız şeyler. Ne kadar değişken var değil Çok mi? Çok değişken var. Yani bir yapan cerrah. Tabii ki. Hastalık aynı kişi mi? Ne hastalığı var? Yaş Ve ne he. yapılacak? Teknik nedir? Yaş nedir? Eşlik eden hastalık nedir? Artı hastanın uyumu nedir? Mesela ben bir hastamı ameliyat ettiğimde hep bahsederim. Kemal Bey bizi hep dinler. Hı. Bütün programlarımı dinler. Merhabalar. Kendisi emekli banka müdürü. E, yürüyemezdi. Bana geldiğinde dedi ki hocam ben yürüyemiyorum. Hı hı. Ben eskiden... Yani müdürken hele fellik fellik yol yürüyen ben yürüyemez oldum. Yani şimdi 3-5 metre gidiyorum dinlenmek zorunda kalıyorum. Ne olursunuz bir çözüm bulun. Ben sizi dedi işte yakınlarımızdan birkaç kişi ameliyat etmiştiriz. Sizi buldum size geldim dedi. Allah razı olsun geldi hemen dedim ki dar kanalınız var. Buna mikro cerrahi yapacağız. Ama ben narkozdan korkarım dedi. Tamam narkoz da vermeyeceğiz. Epiduralle yapacağız yani uyutmadan yapacağız. Her şey dediğiniz gibi olacak dedim. Ama benim dediğimde bir şey olacak dedim. Bir hafta on gün böyle ağır çekim yaşayacaksınız. Bir hafta on gün sonra biraz da korseyle de destekleyeceğim sizi. Ama ondan sonra normal hayata döneceksiniz adım adım. İki üç hafta sonra da artık normal hayatta devam edin dedim. Nasıl yani yol yürüyebilecek miyim dedi. İnandırıcı gelmedi mi dedim. Yap bakalım da görelim dedi. Yani gayet kendinden emin bir şekilde. Bizim de o diyalogumuz çok güzel olduğu için ben de ameliyatı gerçekleştirdim. Ertesi gün taburcu ettiğimde taburcu ederken daha reçetesini, taburcu reçetelerini yazarken başında dikiliyordu. Hadi hocam hadi. Benim kaybedecek vaktim yok diyordu. O kadar güzel ki. Sonra ne oldu? Onu anlatayım. Burada ben Fulya'dayız biliyorsunuz Hı -hı. artık herkes de biliyor. Fulya'dan bu yokuşu çık. Oradan doğru Taksim'e kadar yürü. Tanıdığı bir iki esnaf ziyaret et. Çayısını kahvesini iç. Onlar sorsun nereden geldin Kemal abi? E ameliyattan geldim. Ne zaman ne ameliyat? Dün bel fıtığı ameliyatı Hı -hı. oldum. Bir de bel fıtığı demiş. Kanal darlığı da değil. e, sen nasıl geldin? Nasıl yürüdün? E hocam yürü dedi yürüdük. <laughs> çok güzel değil mi? Çok güzel ama biraz ödemi oldu sonra. Hemen bu kadar yüklenmemek lazım. Yani işin güzel yanı tabii bunu anlatırken çok keyifli ama. Kemal Bey üçüncü gün ödeme ağrısını çekti. Dedim ki ne yaptınız siz? E dedi sizden kalktım Taksim'e yürüdüm dedi. Ha işte. Hay maşallah dedim ya ben size ne bir dedim. Bir iyi bir kötü haber şeklinde. <laughs> Aynen öyle ilk hafta biraz sakin yaşayalım. Sonra yavaş yavaş. Ee, ödem çözücü tedaviyle hepsi çözülür. Önemli olan Kesinlikle. hastanın burasında iyileşip iyileşmeyeceğinin aslında belirtisi. Ben iyileşeceğim derse siz hiçbir şey yapmasanız da iyileşiyor. İnanın. Siparişiniz hocam. Şimdi bir reklam aramız var. Sonrasında Geç kaldığım için özürlerim buradayız. kabul oldu mu? Kesinlikle oldu. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür. Ödülle gelmişsiniz. Zaten estağfurullah öyle Vallahi bir şey. Haddimiz değil ayrı ama sadece ben böyle şaka yollu bir sistem ettim size. Af'ınıza sığınarak. Ve tabii ki reklamların sonrasında buradayız. Onur Hoca da burada. Ve bugünlük bizlerden bu kadar. Hoş geldiniz ve hoşça kalın Benim için çok kısa oldu. <laughs> Açılışı olmayınca bayağı kısa oluyor. Ee, ama sizlerle ben özlem giderdim diye düşünüyorum. En azından sizlerin sorularınız devam edecek. Mutlaka edecek. Mutlaka soracaksınız. Onları ihmal etmeyin. Güzelce yazın efendim sosyal medyadan. Ben onun karşılığında size o cevabı vereceğim. Çünkü bu program kısa ama biz her gün buradayız. Mutlaka bizi kaçırmadan izleyin. Görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın. Hoşçakalın.